Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Vera Açıl Sezen bugün sabah raporunda Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi aslında önemli gelişmeler var hem içeride hem dışarıda. Özellikle dışarıdaki gelişmelere baktığımızda İngiltere seçimleri. Biraz önce zaten Ceren çok detaylı olarak aktardı. İşçi Partisi'nin Tony Blair'dan bu yana kazandığı, 97'den bu yana kazandığı en açık ara, en parlak zafer olabilir. 4 sene öncesinde kendilerine hiç şans tanınmayan ve bundan sonra işte belki 10-15 yıllık bir muhafazakar iktidarı, 14 sene olmuş zaten bugün itibariyle sonlanıyor. Ama bunun sonrasında da bir bu kadar daha devam eder beklentileriyle sonlanan 2020 seçiminin ardından İngiltere'de özellikle Keir Starmer'ın çok kuvvetli bir yeniden yapılanmayla partiyi evrimleştirmesi, çevirmesi, diğer tarafta muhafazakarların kendi içlerinde Boris Johnson'ın skandalıyla başlayan, sürekli başbakan değiştire değiştire eriyen bir yaklaşımı, sonuç itibariyle geldiğimiz noktada inanılmaz bir zafer, inanılmaz bir değişim oldu. Dolayısıyla İşçi Partisi çok büyük çoğunlukla 410 milletvekiliyle burada iktidara geldi gibi görünüyor. Şu an itibariyle hakikaten 650 sandalyenin 410'u, dolayısıyla çok açık ara silip süpürmüş evet. olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle Sterling'in bundan sonraki performansı üzerine bir miktar değerlendirme yapmak gerekebilir. Bununla birlikte yine özellikle Amerika'da başkanlık seçimi tartışması sürüyor. Biden çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Çekilmek zorunda kalacak mı, kalmayacak mı? Bunlar önemli soru işaretleri. Zira Trump gelirse piyasa artık neyi nasıl fiyatlayacağını eskisine göre daha fazla konuşuyor. Yani daha yüksek bir enflasyon, daha fazla borçlanma problemi. Dolayısıyla bunun tahvil fiyatları ve faizleri üzerinde önemli ölçüde etki yaratma riski. Şimdi yavaş yavaş o nedenle son birkaç haftadır net olarak görmeye başladığımız kar realizasyonu bono tahvil piyasasında. Bu nereye kadar gider? Biraz da buna bakacağız. Ama öte yandan da özellikle hisse senedi piyasalarında risk iştahının çok kuvvetli şekilde devam ettiğini görüyoruz. S&P 500 endeksi bu sene içerisinde toplam 33 zirve yaptı. 33 kez zirve gördü. Yani neredeyse hani yıl bazında bakacak olursan kabaca her hafta bir zirve yenilemesiyle gittiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Dolayısıyla bu nereye kadar devam eder bir buna bakacağız. Diğer taraftan MSCI Dünya Endeksi rekora yakın. Bugün Japonya'da TOPIX Endeksine baktığında tarihi zirvesine gelmiş. Dün 89'dan bu yana en yüksek seviyesine gelmişti. Bugün tarihi zirvesine gelmiş oldu. MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi bile ki bayağı hırpalanmış bir endeks. İşte işin içerisinde Çin var, diğer borsalar var vesaire. Bu bile 2 yılın zirvesine gelmiş durumda. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında da risk iştahı yüksek. Ama bunun bize yansıması var mı? Yok. Biz de tam tersine hisse senedi piyasasında çıkış gözlemliyoruz. Diğer taraftan son haftada biraz bono tahvil piyasasında da kar realizasyonu gördük. Yabancının orada da bir parça çıkışını gördük. Yani o aşırı kalabalıklaşmış trading içerisinde kısa vadeli karını etmiş olanların bir kısmının ayrıldığını, yerinin yenilerle yavaş yavaş dolup dolmayacağını tartışmaya başladığımız bir ortam var. Gelen son enflasyon verisi içeride özellikle faiz indirim tartışmalarının bir tur daha körüklemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla hani sadece bir aylık bir veriyle önümüzdeki dönem bu indirim beklentilerini tartışmak sağlıklı mı? Dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklama yaptı. Değil dedi. Gidecek ve kat edecek daha çok fazla yolumuz olduğunu söyledi. Dolayısıyla bir parça buna bakacağız. Enflasyon verisi geldikten sonra memur maaşları, memur emekli maaşları, işçi emekli maaşları, bunlarla ilgili rakamları da görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bundan sonrasında bir parça bu enflasyonist ortam artmayan ücretler kesimi üzerinden ne kadar ısırmaya başlayacak talebi. Bunu görmek için biraz daha yakın zamana gelmiş olabiliriz. Tüm bunlar üzerine konuşacağımız konular olarak karşımıza çıkıyor. Birçok hızlıca yurt dışını istersen toparlayalım, İngiltere'yi sona bırakalım çünkü Ceren zaten anlatacak programın sonunda. Ama Amerika'da Biden ve özellikle bundan sonra Trump'ın gelme olasılığının yükselmeye başlamış olması, eğer Biden bırakmayacaksa, ne söylüyor sana? Evet, çok güzel özetledin ama o kadar çok gündem maddesi varmış ki anlattıklarında. Ben bile kendi içinde yaşıyor olmama rağmen ıskaladım bazı noktaları. Normalde aslında Temmuz ayının ilk haftası, yani yılın ikinci yarısının ilk haftası, tatil haftası. Genelde ben eski dönemlere gidiyorum. Sakin olan bir dönem olması gerekirdi ama evet, çok yoğun, hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Daha Fransız seçimi falan var, onları söylüyorum. Tabii, onun için ekleyeceğim ben de. Şimdi bu sene seçim yılı dünyada. Değil mi? 4-4,5 milyar insan sandığa gitti ve gidecek.
Ve kritik anlamda da değişimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası. Aynen öyle. Ama İngiltere'yi sen konuşurken aklıma bir şey geldi. Tüm dünya sağa kayarken İngiltere sola kırmış gibi görünüyor. Bu da aslında şunu gösteriyor aslında. Seçmenin... Sağ çok hoyratça harcadı. Evet evet. Ya bu da şeyi gösteriyor aslında. Bu sağ ya da sol dediğimiz hikayeyi aslında ideolojik anlamda değil ekonomik anlamda bakmak lazım gibi görünüyor. Yani Fransa seçimleri ya da Amerikan seçimlerinde falan baktığımız zaman yani İngiltere'deki durum. O yüzden hani ideolojik olarak dünya sağ kayıyor söyleminden ziyade bence seçmenler ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal duruma karşı tepkisel anlamda sağa kayıyor demek daha doğru bir tespit olabilir. Şimdi önce Amerika'dan başlayalım istersen. Yani geçen hafta münazara sonrasında... Münakaşa olmadı ki. Biliyorum yani Biden o yüzden... Biden kendine konuşamadı. Aynen öyle. Münazara sonrasında Biden'ın hani akli melekeleri ile ilgili olarak kamuoyunda ortaya çıkan sorun ki ben aramızda arkadaşlara şeyi söylüyorum. Herhalde Biden'la biz ev alıp satsak, tapuya gitsek tapu memuru kabul etmeyebilir. Çünkü öyle bir resim verdi açıkçası. Şu an 82 yaşında. 4 sene kalırsa 86 seçilmesi durumunda söyleyeyim. Yaş mühim değil de ama yani vücut dili çok net bir şey anlatıyor. Şimdi tabii Amerika'da şöyle bir şey var. Hani bu primary sistemine göre baktığınız zaman aslında henüz aday adayı ikisi de ama tahammüllere göre aday olacaklar gibi görünüyor. Ancak Ağustos ayı ikinci yarısında iki parti de adayları resmen açıklayacak noktasına geldi. Şimdi bu noktada Amerika'da tahammüllere aykırı bir durum olabilir mi? Yani Demokratlar Biden'ın yeterlilikle ilgili bir sorunu görüp başka bir aday gösterirler mi? Ya Amerikan tarihinde böyle bir şey yok. Ama olabilir mi? Çünkü Amerikan tarihinde hani böyle bir vücut dili olan bir başkan adayı da olmamış bugüne kadar. Sanırım ABC televizyonuna bir canlı mülakat verecek Biden. Hı-hı. Evet, tekrar test edecek hani, hikaye. Evet, orada bir kez daha hani sağlığının, akli sağlığının, daha doğrusu akli sağlıkla ilgili bir problemi yok ama, yeterliliğinin, başkanlık aynen. pozisyonu için yeterliliğinin sınavı gibi olacak diye anlıyorum. Evet. Ama ne oldu? Geçen haftaki o münazara sonrasında yapılan iki tane anket var, önemli anket. Trump 6 puan farklı önde gibi görünüyor. Ve yani demokratların içerisinde konuşulan tartışma da yani bu resmi verdikten sonra Biden'ın seçimi kazanmasına ilişkin zorluklar. O yüzden madem ki seçim kaybediliyor, alternatif aday üzerine gidelim mi tarzında bir tartışma ortaya çıktı. Şimdi piyasa iki tane farklı fiyatlama yapıyor aslında. Birincisi Biden aday olacak mı, olmayacak mı? Biden aday olmazsa kim olabilir noktasında? Orada tabii 6 tane isim ön plana çıkmış vaziyette. Birisi de Kamala Harris, yani başkan yardımcısı. Ama dün mesela Kamala Harris'le birlikte çıktı Biden. Evet evet. Ama şöyle bir şey var. Hem demokratların kendi içerisinde hem Amerikan kamuoyunda Kamala Harris'e karşı bir şey var. Hani bir çünkü hatırla geçen seçimde şöyle bir imaj vardı. Kamala Harris çok güçlü, çok başarılı. Hatta Biden dönemini tamamlayamazsa Kamala Harris Amerika'nın yeni başkanı olacak şeklinde. Ama beklentileri karşılayamadığı için toplumda bir umutsuzluk söz konusu. Ben çok düşük profili başkan yardımcıları. Aynen, aynen öyle. Şimdi ben şöyle bakarım. Bu The Economist'in her sene başında o kapak haberleri falan var ya, kapakta o sinyaller, sembollerden falan. Bilmiyorum, izlemeyenler varsa ya da takip edenler varsa bir baksınlar. Trump'ın silüetinin tam simetrisinde topuz saçlı bir hanımefendi silüeti falan var. Şimdi neyse, bu 6 aday içerisinde ismi geçmiyor ama ben Michelle Obama'nın da adaylarından birisi olduğu kanaatindeyim. Bakalım görelim. Çok şey getirecek gibi görünüyor. Bir o fiyatlama bence bizim için önemli ki Obama ailesi Biden'ın en büyük destekçisi. Çünkü Biden yani başkan yardımcılığı Obama'nın yardımcısıydı ve çok iyi ilişkileri falan var. Görelim ama sen de dile getirdin. Trump'ın seçilme ihtimali piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Trump neyi öngörüyor? Trump daha korumacı, daha milliyetçi, daha ticaret sınırlarını ön plana çıkaran ama piyasa açısından baktığımız zaman kendi ve ekibinin dile getirdiği zayıf dolar söylemi var. Şimdi tabii zayıf dolar böyle bir ortamda doğru mu anlamında? Doğru yanlışı bir kenara bırakalım. Çünkü bizde de yanlış o zaman uyguladık biz bu sistemi falan yani. Ama şöyle gitmek lazım. Zayıf dolar için faizlerin hızlı indirilmesi lazım. Bunu Amerikan Merkez Bankası ne diyecek? Başkan Powell bunu uygulayacak mı, uygulamayacaksa? Çünkü Trump'ı biliyoruz, uygulamazsa değiştirim noktasına falan gelecek. Tabii o noktada ne ortaya çıkacak? Amerika'da henüz enflasyon tam düşmeden Amerikan Merkez Bankası erken bir faiz indirimine giderse bu Amerika'da enflasyonu yeniden hortlatabilir. Bu da bono tahvil tarafı için kötü bir haber. O yüzden son iki haftadır Amerika'da zayıf veriler geliyor olmasına rağmen bono tahvil piyasası bu hafta bir satış yedi. Yani faizler yukarı gitti. Temel hikaye bu Trump'ın gelmesi durumunda ortaya koyacağı para politikasının negatif yansıması. Amerikan dolarında da benzer bir şey yaşadık. Yani bakın Euro tarafı sıkıntılı gidiyor. Fransa seçimi, Brexit konuşulurken parite 1.08'e gelmiş vaziyette. Ben şey diyorum bu şu an döviz piyasası güzellik yarışması değil, çirkinlik yarışması. Kim daha az çirkin onu değer kazanma üzerine gidiyor.
O yüzden Amerika'da bunu izleyeceğiz. Ağustos'un ortası, ikinci yarısı gibi bunlar sonuçlanana kadar bu tartışmayı görürüz. Senin bahsettiğin gibi Biden'ın yeni bir işte kamuoyu karşısındaki duruşu bir karşılık bulacak. Tabii Biden zayıflayınca bu sefer Trump'ın söylemleri konuşulacak. Trump oradan acaba onun davası vardı. Dava ertelendi galiba. 18 Eylül evet. Ertelendi. Bizim doğum günümüz ertelendi. Aynen. Ondan sonra ama yani Trump adaylığında bir sorun yok gibi görünüyor. Beni şaşırtan hikaye şu. Yani koca Amerikan ekonomisi, koca Amerikan siyaseti, Amerika kurumsal yapının hani böyle iki tane aday arasına sıkışmış olması ve aday göstermek zorlanması da tabii ayrı bir hikaye. Onu da bir kenara not düşmek lazım. İngiltere dediğin gibi dilek anlatacak. Onu çok konuşmayalım. Eksik bıraktığımız kısmı gelelim Fransa. Fransa'da evet. Macron bir kumar oynadı. Avrupa Parlamentosu seçim sonucunda dedi ki ya bu iş galiba koptu gidiyor. Ben ne kadar erken önlem alırsam belki oyunu çevirebilirim dedi. Ama pek de umduğu gibi olmadı. İlk tur geçen hafta sonu yapıldı. İlk tur öncesinde tabii aşırı sağcı Le Pen, Le Pen'in lider değil de Le Pen'in önderliğindeki hareket birinci olacaktı açık ara. Sol taraf bir blok oluşturdu. Sol taraf ikinciliğe yerleşti. Şimdi başka bir şey daha oldu. Dün o galiba gerçekleşti. İkinci sol blok. Üçüncü ise Macron'un desteklediği hareket. Bunlar birçok bölgede, 200'e yakın bölgede. 210. 210 bölgede tek adayla yarışma kararı aldılar. Yani ikinci ve üçüncü olanlar evet. arasında üçüncü olanlar adaylıktan çekildi. İkinci tura sadece ikinci olan adaylar evet. güç birliği haline girecek. Yani merkez solla ve sol birleşik ittifakıyla işte Macron'un kendi partisi ve kendi ittifakı üçüncüleri dışarıda bırakıp sadece ikincilerle yola devam edecek. Böyle olunca ama Le Pen'in önü kesilmiş oluyor. Öyle aynen öyle. Aynen öyle. Yani anketlerden çıkan sonuçlar yine aşırı sağ birinci çıkıyor ama mutlak çoğunluğu ele edecek birincilikle çıkamıyor. Bu tabii piyasa için iyi bir haber. Yani çünkü şöyle bir şey aşırı sağ hani o Le Pen'e soruyorlardı Avrupa Birliği, o da hangi Avrupa Birliği diye cevap veriyordu. Şimdi öyle bir Frexit riski azalacağından dolayı böyle bir sonuç piyasa için olumlu. Ama Fransa siyasetinde meclisin kilitleniyor olması da ayrı bir olumsuz beraberine getiriyor. Avrupa'nın yapısal sorunları devam ediyor açıdan baktığımız zaman. Yani özellikle tabii Fransa'da hani dışişleri Cumhurbaşkanı'na, içişleri evet. biraz daha Başbakan'a bağlı. Dolayısıyla Fransa'da parlamentonun kendi iç işleyişi adına önemli. Merkez sağdan biraz daha radikal sağa doğru kaymış olması oyların orada işte Le Pen'in çok ciddi oy almış olması önemli. Yani bunlar çünkü gerçekten gösterge. Sadece Fransa'da olmuyor işte zaten Macaristan'da öyle, İtalya. Çekya'da öyle, Avusturya'da öyle. İtalya'da zaten Salvini buraya da daha fazla destek verilmesi gerektiğini söylüyor falan. Yani Avrupa Parlamentosu içerisinde de bir bloğa dönüşme olasılığı var buranın. Çok kolay görünmüyor önümüzdeki dönem jeopolitik açıdan. Dolayısıyla hani Amerika'da güçlü başkan figürü Avrupa'nın da kendi ittifakı içerisindeki aldığı pozisyon bundan sonraki 10-15 seneyi belirleyecek gibi görünüyor. Yani jeopolitik riskler, bir savaş riski, milliyetçi akımların bu kadar kuvvetlenmesinin yaratabileceği kırılma riski herhalde son 30-40 senedir hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Değil mi? Biz de 3. Dünya Savaşı ibaresini bu kadar çok sık duymamıştık. Sonlarında çok duymaya başladık. Olur olmaz onu bilmiyoruz yok, ama yani zaten hakikaten şöyle, büyük kırılma yani. Aynen. Ben onu şöyle yorumluyorum zaten. Hani bu savaş hikayesini geçen hafta da yani biz konuştuk. Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan çok muzdarip olduğu için o savaş bence hiçbir zaman o eskisi gibi top tüfek füzelerle falan olmaz. Onun yerine işte ticaret savaşı, ekonomik savaş, siber güvenlik savaşı, yapay zeka savaşı, biyolojik savaş, dezenformasyon savaşı gibi ki zaten bunlar yaşanıyor aslında günümüzde. Herhalde bizim burada yani piyasa açısından bakacağımız kritik nokta aslında Çin tarafı yani Tayvan tarafında ne olacak ne bitecek. Orada da zaten 2027-28 öncesinde bir şey beklenmiyor çünkü iki tarafta Amerika'da Çin'de öyle bir mücadele tam olarak hazır değiller. Amerika kendi kendine yetebilecek noktada hızlı bir şekilde koşuyor. Çin'de dünyanın kendisine karşı öreceği duvarları aşmak için şimdiden duvarın öte yanında pozisyon almaya çalışıyor. Mesela Avrupa Birliği'nin Çin otomobil sektörüne uyguladığı vergiler de kesinleşmiş gibi görünüyor. Yani öyle açıklama geldi. Çin de bunu yıkmak için çok basit bir şey yapıyor aslında. Macaristan'da üretimi deniyor. Bir Macaristan'da bir de dün mesela Xi Jinping'in Çin Devlet Başkanı'nın evet. açıklaması var. Türkiye ile dönük olarak yani hem Türkiye'ye daha fazla Çinli turist gelmesi, işte jeopolitik konularda Türkiye ile ortaklaşa hareket edilebilecek alanların araştırılması, Çinli şirketlerin daha fazla Türkiye'de fonksiyon görmesi gibi, daha fazla gelmesi gibi. Dolayısıyla aslında hani bloklar net, o blokların yaratmış olduğu katılıklar net. Şimdi ara formüllerle
nedenle buralardan Avrupa Birliği'ne geçiş imkanı bulunan, ki Türkiye'nin gümrük birliği bu anlamda önemli. Eğer yani Çin de görüyor elbette kendisine örülen duvarı, bunun üzerinden geçebilecek işte Macaristan bir atlama tahtası olabilir. Belki Türkiye'nin üretim kası üzerinden yapılabilecek çeşitli enjeksiyonlar onlar açısından bir fırsat oluşturabilir. Bizim açımızdan da bu dengeyi yönetmek gerekecek bir dönem. Ya ben Türkiye'yi hep şöyle okurdum. Yani o eskiden hani Türkiye'nin yani jeopolitik önemi falan diye kitaplar yazan çizen, ama bunu daha somutlaştırayım ben. Ben diyorum Türkiye batının en doğusunda, doğunun da en batısında ve iki tarafla beraber konuşabilen, iş yapabilme yetiye sahip ve bunu 10 yıllardır da ortaya konmuş olan bir yapıya sahip aslında. Ama yani bu yapının bu yatırımları alabilmesi için burada yatırım yapan insanların önümüzdeki 5-10 yılı rahat görebiliyor olmaları lazım. Yani öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, istikrar kavramlaması lazım. Bence Türkiye o 2018-2023 yılları arasındaki o ekonomik rasyonalitedeki zayıflardan dolayı bu fırsatı kaçırdı diye düşünüyorum. Yani yoksa neden Macaristan'a gitseydi? Türkiye çok potansiyel bir yerdi ki sadece Çinli üreticiler için düşünmeyin. Yani Volkswagen'ın Manisa fabrikası vardı, bunun gibi çok yatırım falan vardı. Ama hala bence geç kalan bir şey yok. Hala dünyada kutuplar tam olarak aslında oturabilmiş değil. Hala bazı ülkeler daha tarafsız gibi pozisyon alıyorlar. Mesela Vietnam, mesela Hindistan, mesela Türkiye, mesela Güney Afrika, mesela Brezilya gibi falan. Burada o yüzden izleyeceğimiz politikalar bunu belirleyecektir. Mesela son dönemde siyaseten, ben bir siyaset uzmanı değilim ama mesela bir taraftan Avrupa Birliği üyelik sürecindeki bizim niyetimizi tekrar altını çizmemiz, bir yerden Amerika ile ilişkiler, ki Amerikan Büyükelçisi ilişkiler bu kadar iyi olmamışı demesi. Ama diğer tarafta da Rusya ile görüşmek, BRICS ile falan. Ben bunu daha bir dengeli bir politik olarak görüyorum ve Türkiye bu yeni dünyada olacak denge sisteminde kendini doğru pozisyon almak için aslında hani çok erken davranmayıp bir stratejik rol izlemeye çalışıyor. Ben bunu olumlu görüyorum. Zaten benim de o ekonomik anlamda olumlu görüşüm arkasında Türkiye'nin siyaseten ve diplomatik anlamda da daha esnek ve daha pragmatik açılımlar ortaya koyması onun sebeplerinden birisi. Peki döneyim mi Türkiye'ye? Dönelim. Türkiye'de bu ortamda hani önemli birkaç unsur var. Bir, çok ciddi bir kaynak girişi oldu. Bu kaynak girişinin bir kısmı işte sıcak parayla carry trade üzerinden geldi. Bir kısmı özellikle döviz girişinden bahsediyorum. Hane halkının kendi tercihini dövizden Türk lirasına çevirmesiyle oldu ki zaten toplam mevduatlar içerisinde KKM dahil dövizin payının %50'nin altına indiğini görüyoruz. Bunlar çok önemli ve değerli bilgiler. Çünkü bundan çok değil yani bir sene önce kimse elindeki 1 liralık dövizini satmak istemiyordu. Merkez Tabii. Bankası dışında bu ülkede 1 dolar satmayı kabul eden kimse yoktu. Aynen. Yani o yüzden o noktadan 1 senede buraya geldik. Bunları atlamadan konuşmak lazım. Yani hani şu anda bir sürü tartışma oluyor falan ama hani nereden nereye geldiğimizi de çok çabuk belki unutmamak lazım. O nedenle şimdi enflasyonda gelen iyi rakam 1.6, ki piyasa 2.2 beklerken 1.6 geldi. Bundan sonraki verilerin 1.6 geleceği anlamına gelmiyor elbette. Ki elektrik zammı falan. Diğer zamlar falan da gelecek yani. Hani bazı ötelenmiş kamu zamları da var. Doğru. Onu da biliyoruz. Yani dolayısıyla şimdi bunlar da geldikten sonra hala matematiksel olarak aşağı geleceğini bildiğimiz ama trend enflasyonun aşağı geldiğine dair elimizde çıktı olmayan Merkez Bankası'nın para politikası kurulu özetlerinde ya biz buradaki yavaşlamanın sinyallerini alıyoruz ama bizim enflasyon raporunda gördüğümüz kadar da yavaşlamıyor. Onu da görüyoruz diyen bir yaklaşımı vardı. Dün de zaten bir aylık enflasyon verisiyle hareket edip faiz indirimi tartışmak doğru olmaz dedi Merkez Bankası Başkanı. Evet. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktayı enflasyon bağlamında öncelikle nasıl özetlersin? Tabii. Şimdi önce sen bahsettin ya yani Türkiye'nin son bir yılda elde ettiği kazanımları küçümsememek lazım. Yani aynen dediğin gibi %74 civarındaydı galiba KKM ve DTH'ın toplam mevduat sepetindeki payı. Şu an %49 civarı bir yere geldi. Ben hep şey diyorum yani bu Türkiye'nin rehabilitasyon süreci 3 aşamalı bir rehabilitasyon süreci. Ve zedelenmeden geldi. Evet evet. Değil mi? Yani evet. Zedelenmeden geldi aynen, şu ana aynen. kadar. Bir rehabilitasyon süreci 3 aşamalı. Birinci aşama hastayı hayata döndürmekti. Ben iki tane bunun bacağını olduğunu düşünüyorum. Birincisi az önce konuştuğumuz Türk lirasında güvenin yeniden sağlanması ki bu belli ölçüde sağlanmıştır. İkincisi Merkez Bankası'nın rezerv hikayesi. Yani net pozisyon eksi 75 milyar dolardı. 1 Nisan çok uzak değil 3 ay önce. Şu an artı 7 milyar dolara gelmiş vaziyette. İlk aşama başarıyla sonuçlanmıştır. İkinci aşama hastanın göstergelerinin stabil hale getirilmesi. İşte bu enflasyon. Enflasyon düştükçe faizlerin aşağı gelmesi. Ne bileyim cari işlemler açığının normalleşmesi. Bütçe tarafı bu zaman alacak.
Yani bu bence en az bir aylık, bir yıllık bir süreç bunun için gerekiyor. Tabi burada zorluklar da olacaktır. Birazdan enflasyon ilgili yorumlarla bunu söyleyeceğim. Üçüncü aşama hastanın taburcu edilip hani normal hayatına geri dönüyor olması. Ben onun zaman alacağını düşünüyorum ve o noktada da hani ilk bir ve ikinci kadar iyimser değilim. Çünkü o daha çok siyaset, hukuk, güven, adalet, eğitim gibi kavramları gerektiriyor. O biraz kenarda kalacaktır. Şimdi enflasyon noktasına şöyle bakalım. Dün başkan da çok net bir şekilde söyledi. Bir aylık veriyle para politikası dizayn edilmez. Doğru iletişim bu arada değil mi? Kesinlikle. Yok, ben de zamanlamaları çok iyi yani. Ben sabah saatlerine o açıklama gelerek piyasaya enflasyondan bir gün sonra daha Merkez Bankası enflasyon değerlendirme raporu açıklamadan bunu veriyor olması aslında. Çünkü bana garip geliyor ama piyasa bazen çok önden gitmeyi tercih ediyor. Hemen faiz indirimlerini ne zaman olur konuşmaya başlandı. Bunu konuşmak bile erken sisteme zarar verir. Bence bunu konuşmadan önce başka sorunlarımız var. Sen de zikrettin. O şeyde de para politikası kurulu raporunda da yer alıyordu aslında. İç talep düşündüğümüz kadar gevşemiyor. O gevşemediği için de enflasyonist baskılar devam ediyor. Özellikle hizmet sektöründe. Dün onu da raporda söyledi. Hizmet sektörü dediğimiz zaman aslında biraz daha aşağı inip somutlaştırayım. Yani dışarıda yemek yeme, içme, işte ulaşım, ondan sonra konaklama, kira gibi kavramlarda enflasyon aşağı gelmiyor. Şimdi bunu aşağı gelmiyor olması bir noktadan sonra diğer taraflara da etki yaratabilir. O yüzden Merkez Bankası'nın erken bir indirim sinyali vererek piyasalardaki dezenflasyonun süreci tehlikeye atmıyor olması lazım. Bunu dün net bir şekilde dile getirmiş oldu. Bu olumludur piyasa açısından baktığımız zaman. Peki bunu uygulamasına geçtiğimiz zaman ne olacak açıkçası? Şimdi ben o hizmet enflasyonu aşağı gelmesi için artık para politikasının çok yeterli olmadığı kanaatindeyim. O para politikasının uhdesi dışında bir alandan bahsediyoruz. Peki nasıl çözebiliriz? İki kategoride ele almaya çalışayım. Birincisi bu işi herhalde vergilendirerek çözmek gerekiyordu. Ama vergi paketi hala ortaya çıkmadı. Belki onunla biraz konuşalım. Herhalde yani, Temmuz'un ortası falan gibi bitmiş olacak. Ben şöyle okuyorum onu açıldı. Tamam mı? Taslak sızdırıldı. Bilerek sızdırıldı. Bu kamuoyunda aslında bir blok yaratmak adına bence sızdırıldı. Bilerek bilmeyerek de sızdı yani. Evet sızdı ve ona kadar tepki oluştu. Ve o tepkiyle beraber işte hani AK Parti grup sözcüsü Ömer Çelik dedi ki taslakta her şey olur ama neyin çıkacağına siyaset karar verir. Orada net bir şekilde altını çizdi. Ve o günden bugüne de bizim o taslakta gördüğümüz birçok şeyin olmayacağına ilişkin haberler almaya başladı. Zaten Mehmet Şimşek de aynısını söyledi. Evet. Bizim süzgecimizden bile geçmemiş bir taslak. Evet evet. Geldi. Şimdi mesela Mehmet Şimşek neyi söylüyordu mesela? Ben şöyle okuyorum, tamam mı? Mesela borsada kazançların vergilendirilmesi ikinci pakete kaldı diye düşünüyorum. Ben açıkçası borsada kazançların vergilendirebileceğine inanmıyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Galiba şundan olacak aslında. Paket yayınlandığı zaman, açıklandığı zaman paketin büyüklüğünün mali politika anlamında çok tatmin edici olmayabileceği algısı oluşabilir. O algıyı şimdiden kırmak için bu tek paket değil, ikinci gelecek, üçüncü gelecek diyerek bir beklenti yönetimine gidildiği kanaatindeyim. Ama yani bu vergi tarafında bu adımların talebi kısıcı etkisi sınırlı olacağından dolayı ben hizmet sektörü enflasyonunun güçlü gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir de enflasyonda bence katılık yaratan başka bir unsur var ki Haziran ayında %5 aylık artış kaydetti galiba kira. Yıllık %125'e denk geliyor. Aylığın yıllıklanmışı %85-90. Kiralardaki %25 tavanın kaldırılmasıyla beraber yenilenen kiraları artışını düşünürseniz bence kira en büyük sorun gibi görünüyor. Ki TÜİK'in tüketici eğilim anketine baktığımız zaman, harcama anketine baktığımız zaman 2023 yılında tüketicinin en çok pay ayırmış olduğu taraf konut ve kira tarafı %23 civarında. Harcanabilir geliri de en fazla daraltan kaynak. Yani şöyle diyeyim. TÜİK'in enflasyonu %5 kiranın payı ama harcanabilir gelirdeki payı %23 civarında. O yüzden bu kira her yeri etkilediğinden dolayı ben artık para politikası bir yere kadar gelmiştir. Mesela kira sorunu çözmenin yöntemi bence konut stoğunu arttırmaktan geçer. O diğer tarafa gidiyor. Şimdi ben enflasyonu şöyle bekliyorum açın. Sene sonu 44. Hiç değiştirmedim. Dün görüyorum yabancı kurumlar 44'e gelmeye başlamışlar. Yani bize doğru yaklaşıyor. Hemen. 42-43. Yani evet 42-45 arası. Evet evet. 44. 2025'in ortasında Haziran sonunda 30. 2025'in sonunda ise %20 civarında bir enflasyon bekliyorum ben. Ben Merkez Bankası'nın da ilk faiz indirimini Eylül ayında biraz erken bekliyorum. 1 puan indirerek başlayacağını, yani 49, 48, 47, 46 ile yılı bitireceğini, 2025 yılında ise 2'şer puanlar gideceğini düşünüyorum. Ama ben başka bir şey daha düşünüyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirirken bu ne derler? Biraz koridoru açarak, genişleterek oradan gitmeye çalışacağını düşünüyorum. Çünkü yani şöyle bir beklentim var benim. Sanayi çok yavaşlıyor. Birçok açıdan çok yavaşlıyor. Yani PMI çok yavaşlıyor, sanayi üretimi yavaşlıyor, kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi son 23 ayın dibinde.
ve orada sorunlar gelecek gibi görünüyor. Bunu yapmanın yolu yani gene para politikasıyla bu işi çözmek, yani faiz indirmek mesela, bir puan faiz indirimiyle yaratacağım marjinal fayda sanayi sektörü için hiçbir şey değil. Ama bunun bozacağı parametreler nedeniyle enflasyonla mücadeledeki kararlılık üzerinden verdiğim mesajın zayıflatılması çok daha baskın hale gelmez mi? Neden matematiksel olarak sadece aşağı gelen, trend enflasyon daha aşağı dönmeden bir faiz indirimini tartışsın Merkez Bankası? Şöyle yorumluyorum ben. Eylül ayındaki toplantıya girerken ya da Ekim ayı gibi düşünelim, yıllık enflasyon %50'nin altına gelmiş olacak. Benim hesaplamaya 48-49 civarı bir yere gelecek. Yani aslında merkezin faiz indirimine başlaması bir enflasyonu görerek başlayacak. Bir de ya bunu açık açık yani konuşalım, işin çek kısmı da var yani. Faiz indirerek enflasyon düşürülebilir mi? Yok, şöyle olmayacak aslında. Bak şöyle söyleyeyim. Faiz artarken siyasi mekanizmanın faiz artışına izin vermesinin arkasındaki saik, faiz enflasyon düşerken de faizlerin düşürülmesi koşuluyla olduğunu biliyorum. O yüzden bunu rahatlıkla söylüyorum. Peki merkez neden agresif indirmeyecek? Mesela 2019'da hatırlayın, agresif bir indirim yapılmıştı. Çünkü o senin dediğin noktada agresif indirip enflasyona zarar verir. Ben o bir puanlık indirim ne işe yarayacağını da söyleyeyim size aslında. Eski bir bankacı olarak, bir bilanço yöneticisi olarak, eğer Merkez Bankası faiz indirimde başlar ise eğer, biz bankacılar olarak o indirim sürecinin gelecekte nereye geleceğini görerek kredi faizlerine bunu yansıtırız. Özellikle de ben hani buradan çok farklı bir yere geçmiş olacağım ama ben konut tarafında uzunca bir süredir hani fiyatların reel bazda aşağı gittiğini öngörüyorum. Ama ben 2025'in başında bankaların faiz indirim süreci başladığı noktada konut kredi faizlerine hızlı bir şekilde bunu yansıtarak o tarafta bir hareketi başlattığını düşünüyorum. Ya bu tartışmalı bir konu. Önümüzdeki dönemde daha netleşecek. Biraz da şeye de bakmak gerekecek galiba. Yani ben elektrik zammının fiyatlarda olduğunu düşünüyorum ben. Ama doğalgazda ne olacak? Ona bir bakmak lazım. Bir de bu ÖTV artışlarının fiyat etkilerine bakmak lazım. Önümüzdeki bir iki ayda. Ama ben Eylül itibariyle merkezin bir puanla bir faiz indirimi başlayacağını tahmin ediyorum. Peki bu olursa mesela piyasa etkisi ne olur? İşte benim borsa tahminim yani bununla alakalı. Yani işte 50'den mesela aşağıya gelmek çok kolay değil ya. İşte mesela 45'ten evet, aşağı gelmek daha zor. Tabii. Öbür taraftan gelebiliyorsun çünkü enflasyon üstündeki köpük gitmiş oluyor matematik etkisiyle. Evet. Ama ondan sonrası için nasıl olacak yani? Şimdi açım, kur tarafı biraz sıkıntılı. Yani 32,5, 3 aydır aynı yerdeyiz galiba hemen hemen. Sadece bir dakikam kaldı. Tamam. Kur reel olarak değerlenmeyi işaret etti. Dün de ortaya çıktı. Ve bu reel değerlenme Türkiye'de reel sektöre ciddi zarar veriyor. Kuru da yukarı doğru ittirmenin tek yöntemi faizi hafif aşağı çekmek ve o taraftan bir hareket yaratmak. Ben bu beklenti şöyle bekliyorum. Ben Ağustos sonu dolar TL kur tahminim, hani hep aynı yerdeyim bu arada, hiç değişmedi. 33,5-34. Yani yaz ayları rahat geçeriz ama ben sonbaharda o faizin aşağı gelmesiyle beraber kurun da biraz yukarı gitmeye başlayacağını, sene sonu 38-40 tahminimi tekrar koruyorum. Borsanın 15.000 tahminim de bununla alakalı. Faizler aşağı gelmeye başlayınca ki ufak ufak sanayi şirketleri hisseleri değerlenmeye başladı. Çünkü çok geride kalmışlardı. O da onunla beraber hareket edecektir diye tahmin ediyorum. Fatih Kereste'ye çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Kısacık bir aramız var, sonrasında son bölümle karşınızdayız. Sabah raporunun bu bölümünde bir kez daha Londra'ya gideceğiz. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, seçim sonuçları gerçekten dikkate değer ve İşçi Partisi'nin mutlak galibiyeti, gelen mesajlar ve özellikle pound üzerindeki etki üzerinden biraz tartışalım. Açın, evet, İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidara geldi İngiltere'de, beklentiler doğrultusunda anketlerin gösterdiği gibi. Tabii son seçim sonuçlarına baktığımız zaman 650 sandalyeli avam kamerasında 400 sandalyeye ulaştı İşçi Partisi ve sandık çıkış anketleri 410 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor. Bu da İşçi Partisi'nin partinin eski lideri Tony Blair'in 1997 yılında kaydettiği zaferden bu yana kaydedilen en büyük kazanım olacak İşçi Partisi için. 5 yıl öncesine kıyasla koltuk sayısını 2 katından fazlaya çıkarmayı başardı. Tabii Starmer, Keir Starmer, yani İşçi Partisi'nin lideri, aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak olan Keir Starmer, değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yöneteceklerini söyledi. Alışılmışın aksine bu defa İşçi Partisi'nin yeni dönemde kendisini daha çok merkez tarafta konumlandırmayı hedefliyor. Tabii son oy oranlarına da bakmak lazım. Çünkü bu İşçi Partisi için büyük bir kazanım
anlamına gelirken Muhafazakar Parti için, yani 14 yıldır ülkeyi yöneten muhafazakarlar için büyük bir yenilgi anlamına gelmekte. Çünkü Muhafazakar Parti'nin oy oranı %23'te kaldı. İşçi Partisi oyların %35'ini almış durumda. Reform UK, yani aşırı sağcı Reform UK Partisi %15'ini alarak 3. sıraya yerleşmiş durumda. Bu da anketlerin üzerinde bir kazanıma işaret etmekte. Nigel Farage'ın partisi, Reform UK Partisi için Liberal Demokratlar oyların %12'sini, Yeşil Parti ise %7'sini almış durumda. Tabii piyasadaki fiyatlamalara baktığımız zaman vadelilerde büyük bir hareket görmüyoruz. Aynı zamanda sterlin tarafında da büyük bir hareket görmüyoruz. Sterlin dolar paritesi yatay seyrediyor. 1.2765 seviyesinde. Tabii burada beklentilere bakmak lazım. Yani burada manifestoda şimdiye kadar İşçi Partisi ve muhafazakarlar arasında sunulan aslında ekonomik adımlar cephesinde büyük bir fark olmadığı için şimdiye kadar biz fiyatlama tarafında hem sterlin tarafında hem de İngiltere hisse senedi piyasaları tarafında net bir etkisini gözlemleyemedik. Fakat 2016 yılında Brexit referandumundan bu yana sterlin %15 oranında değer kaybetmiş durumda. Yeni dönemde hem İngiltere'nin Avrupa Birliği ile kuracağı ilişkiler bunda belirleyici olacak. Aynı zamanda vergi adımları, vergi artışları gelecek mi? Bu da önemli olacak İngiltere ekonomisi tarafında ve sterlin fiyatlaması cephesinde. Önümüzdeki dönemde özellikle İşçi Partisi'nin vaatlerinden biri Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirmek. Burada yeni adımlar gelmesi bekleniyor. Çünkü Brexit sonrası ortaya konan kontrollerin gevşetilmesi söz konusu olabilir. Özellikle gıda kontrolleri sıkılaştırılmıştı. Burada gıda kontrollerinin gevşetilmesi ticari ilişkiler bağlamında oldukça önemli olacak. Daha sonra atılması beklenen adımlardan biri bazı mesleklerin blok içinde kolay çalışmasına izin verilmesi gibi. Yani Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere içerisinde çalışmasının kolaylaştırılması gibi adımlar gelmesi bekleniyor İşçi Partisi'nden yeni dönemde. Tabii Türkiye için ne ifade edecek diye baktığımız zaman Türkiye ile İngiltere arasında güncellenmiş serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler başlayacaktı. Aslında 10 Haziran'da görüşmelerin resmi olarak başlaması planlanmaktaydı. Muhafazakarlar döneminde bu karar alınmıştı. Fakat seçimler nedeniyle bu ertelendi. Şimdi sonbahar döneminde yeniden görüşmelerin başlaması bekleniyor. Burada hizmetler, tarım gibi yeni alanlar da aslında bu anlaşma kapsamına girmiş olacak ve hali hazırda zaten ilk 5 aylık döneme baktığımız zaman İngiltere Türkiye'nin en büyük 3. ihracat pazarı durumuna gelmiş durumda. Yani 5. sıradan 3. sıraya yükseldi. Özellikle Mayıs ayına kadar olan dönemde ihracatımızda İngiltere'ye çok yüksek bir artış var. İngiltere ve Türkiye tarafının paylaştığı rakamlar farklı. Türkiye tarafının paylaştığı rakamlara göre 19 milyar dolar seviyesinde bir ticaret hacminden bahsediyoruz. İngiltere'nin paylaştığı rakamlara göre 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hedefi bunu 20 milyar dolar seviyesinin de üzerine çıkarmak. Turizm tarafında büyük bir işbirliği var. Özellikle Türkiye'ye çok sayıda İngiliz turist geliyor. 4 milyon hedefinde aşılması bekleniyor bu sene sonu itibariyle. Tabii diğer tarafta burada vergi konusu da gündemde olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü İşçi Partisi 3 büyük vergiyi artırmayacağını sözünü verdi manifestoda. KDV, gelir vergisi gibi vergiler artmayacak. Diğer tarafta harcamaların finanse edilmesi için 20 milyar sterlinlik ek gelire ihtiyaç var. Fakat manifestoda burada büyük bir boşluk olduğunu ifade ediyor ekonomistler. Yani bunun nasıl finanse edileceği noktasında büyük bir belirsizlik olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu nedenle sermaye vergisi artışının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. Zaten bu hafta da Financial Times'e bir haber vardı, aktarmıştık. Sermaye vergisinde bir artış olacağı beklentisiyle, bu zaten şu anda İngiltere'de en çok konuşulan konu açıldı. Yani İşçi Partisi vergileri artıracak, özellikle varlıklı kesimden alınan vergileri artıracağı beklentisi var. Şimdi burada varlıklı kesimden alınan sermaye kazancı vergisinde özellikle mülk satışından alınan vergi %24'e çıkıyor. Bunun artması demek, yani %40'lara eğer ulaşması durumunda, bu da varlıklı kesimin aslında varlıkların deniz aşırı ülkelere taşıyabileceğini gösteriyor bizlere. Yani basına yer alan haberler bunu işaret etmekteydi Açıl Sezen. Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlarla sabah raporunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.